Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosunda Lucas Moura, ayın oyuncusu, kadro kurma görevi ve aynı zamanda UEFA ve Şampiyonlar Ligi kadro kurma görevlerini yapacağız ve bunun paketlerini açacağız. Lucas Moura kadro kurma görevi az önce çıktı. Yani aşağı yukarı bir saat oluyor. Ben de tamamladım gr e, grupları. Paketlerini açacağız. Bence yapılması gereken bir kadro kurma görevi. En başta bu oyuncuları yapmadığım için geçen sene pişman olmuştum ve önceki senede. O yüzden bu sene bunları yapmayı düşünüyorum ben. Gerçekten çok fahiş olmadıkları sürece bir de burada bir Obama Young kartı veren, Obama kir kiralık kartını veren bir şey aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi 2 oyunculu paket veriyor. Yani buradan da güzel şeyler çıkarma imkanımız var. Başlayalım isterseniz Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Bu bayağı basit bir takım aslında. 2 tane lig kullanmamız gerekiyor. Sağ tarafını Fransa yaptım, sol tarafını İtalya yaptım. Kulüpte olan oyuncuları kullandım. 79 reytingli 3 nadir oyunculu bir takım. Bayağı basit ama bu Şampiyonlar Ligi kartı iyi bir şey olarak çıkabilir bize. Şimdi bunu bitirdiğimize göre bence bunu hemen açalım biz. Ondan sonra Lucas Moura'ya geçelim. Çünkü orada daha büyük heyecanlar var. Orası daha da güzel, güzel paketler var. Tabii ki Obamayan kartı kaç maç? 5 maçlık. Çok da bir numarası olan bir kart değil. Deneriz, atarız sonra. Şimdi. Mağaza. Paket. ikili UEFA Şampiyonlar Ligi paketi. Bunların rating sınırlaması yok. Haydi güzel bir şey gelsin. Vallahi walkout 86 üstü olmadığını anladım buradan ama ve o Manchester City. Oo, oo, oo. güzel. Şimdi Lucas Moura'yı da alacağız. İlkay Gündoğan takıma güzel bir katılım olacak. Inform kartından bir rating düşük ama bence iyi bir katılım yani, iyi bir kart. Diğeri de verbalen. Ondan cacık olmaz. Ama İlkay'ın kartı fena değil. Hızlanmasını arttırmamız lazım. Bir de fiziğini arttırmamız lazım. Öyle bir kimyasil veririz. Dribbling ve pası gayet sağlam. Gönder kulübe. Şimdi Lucas'a geçelim. Lucas Moura diyoruz. Buradan tabii daha güzel bir şeyler çıkarabilirdik. Bu arada dikkat çekenler yani once to paketlerde. Şimdi Lucas kartına bir bakacağım. Yapmak değer mi? Yapmaya değer mi? Hızlanması iyi. 96 hızlanması, 91 sprint hızı var. Shoot gücü 88. Bitiricilik 80. Daha iyi olabilir. Keşke merkezi bir kart olsaydı. Kanat, sağ kanat kartı. Dripping iyi. Dayanıklılığı düşük. Ama yapacağımız fiyata değeceğini düşünüyorum. Tabii ki sahada görmek farklı bir şey. Ama bence değecek. Şimdi ilk takım bu. 80 rating ki ben bundan önce bu arada hazırlığını yapmıştım. Çok daha zor olacağını tahmin ediyordum. O kadar zor olmadı. 11 Premier Lig oyuncusu maksimum 3 uyruk. Burada İspanyol, İngiliz ve Fransız kullandık. Biz 80 şeyi bulmak için şöyle yapalım. Klein, Laporte, Cahill. Ya bu takımı kullanabilirsiniz ama sizin elinizdeki İmkanlar dahilinde en ucuz takımı kurmanız tabii ki sizin için faydalı olacaktır. Cuma Premium altın paket veriyor. 15.000'lik bir paket veriyor. Tottenham. Nadir altın paketi veriyor. 25.000'lik. Ee, burada şöyle yaptım. Ben 4 tane Premier League oyuncusu ve 2 tane Tottenham oyuncusu istiyor. Kale'yi ve Forvet'i Tottenham oyuncusu yaptım. Geri kalanını İspanyol yaptım. Bir de De koydum. Aa bir dakika 3 tane Tottenham oyuncusu yapmışız ya. Hiç gerek yok aslında. Değil mi? Çok mantıksızlı bir hareket olmamış yani o. Ama e, Premier League kalecisi koyabiliriz herhalde buraya istediğimiz değil mi? Ben Worm'u sonradan almıştım. Boruç yeterli mi? Yeterli. Boruç'u koyarım. Worm'u satarım değil mi? Kimse enayi değil yani. Evet. Takım bu. E, satılamaz bir Bartra vardı. Onu kullandım burada güzel bir şekilde. Bu şekilde bir kadro kurduk. E, i̇kinci görevimiz bu şekilde. Yorente'yi e, ne kadar aldık Yo o almamışım satılabilir olarak varmış kulübümde yani benim özellikle kulübümdeki bana e, sağlanan oyuncular e, bu görevi bayağı kolaylaştırır şimdi birazcık daha zor bir görev bu yani eğer footbinden bakarsanız bu arada çok pahalıya gelebilir dikkatli olun ben baktım bir tane portekiz grimaldo diye bir bek sırf şu jardelle iyi anlaşıyor diye 8000'e gidiyor bir baktım oha harbi 8000'e gidiyor yani deli misiniz sizden başka şekilde kurdum daha ucuza geldi eee Yine iki lig gibi veya iki tarafa ayırıyoruz. Sol tarafı Brezilyalı kurdum. Sağ tarafı İspanyol yaptım. Ratingi artırmak için Nacho. Şu arkadaş ve Matay'ı kullandım. Aynı zamanda bugün bana drafttan çıkan e, neydi herifin adı? Giuliano'yu da gönderiyorum. 82'lik. Altın oyuncu paketi veriyor. Çok e, elle tutulur bir şey değil. Son olarak ayın oyuncusu Lucas Moura etrafında bir kadro şey yapıyor Ama buradan bir tanesini biz kullanmışız. Bak görüyor musun? Sanırım bulabiliriz ona uygun bir adam. Aynen bulduk. Stephens gel. Tam altın bir takım istiyor. En basit görev bu. Bunu hiçbir şey yapmıyorsanız bunu yapın. Premium altın paket veriyormuş. Gerçi çok da ee, bir şey yok. Sağ taraf Türkiye Ligi. Şikirtel satılamaz. Sol taraf Alman Ligi. Kaleci tamamen e, rastgele bir kaleci. İlerisine de Lucas'la anlaşmalı olacak şekilde. İngiltere Ligi'nden kurduk. Gayet basit bir görev. Ve bununla beraber Lucas Moura kartını alıyoruz. Burada güzel şeyler olacak bu arada sanırım bir animasyon yapacaklar bize. Lucas Moura tamamlandı evet. Çok güzel kart. 94 83 83 89 64 fizik biraz düşük tarafında ama evet işte bu. Lucas'ı bekliyoruz. Gel bakalım başkan. Sağ orta saha. E, güzel bir kart, şık da bir dizaynı var. Yani tabii ki hayır demeyeceğim bir kart. Ayın Oyuncusu Premier Lig'i tamamlamış oluyoruz böylelikle. 4 tane paketimiz var onları açacağız. Lucas'ı da mutlaka bir kadroda deneyeceğim. Onu da burada kan kanalda görebileceksiniz. Bir de bu formayı aldık. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Zaten görmüştük istatistiklerini. Hoş geldin Lucas. Öyleleri tut. Yanlış bir şey yapmayalım. Şimdi Van Watch'lar paketlerde onunla ilgili bir paket açılışı yapacağım. Özel bir Van Watch paket açılışı yapacağım ama görüyorsunuz. iyi bir şey çıkarırsak neden olmasın? Seviniriz yani. Ama buralarda çok fazla bir şey yok gibi. 82 Dani Garcia az önce çıkmıştı bana. Bu arada kulübünüzü kontrol edin mutlaka. Orada bu abuk subuk SBC'lerde kadro kurma görevlerinde kullanılan ve futbinde inanılmaz yukarı vuran, tavana vuran fiyatları olan oyuncuları olabilir kulübünüzde. Ee, şöyle bakalım mesela Dani Garcia 1500'e gidiyor. Ben bu herifi Havada karada satacağım tabii ki. Şöyle yapalım. Geri kalanını kulübe gönderelim. Dikkat edin yani normalin üzerinde fiyatlar var. O yüzden onu harcamamaya ve kulübünüzde varsa onları anında coin'e çevirmeye dikkat edin. Evet. İkinci paketimiz. Solvek Fransız. Hernandez. Evet. Zaten bir altın oyuncu paketiydi. Buradan bir tane altın oyuncu geldi. O da belki işimize yarayabilir bir adam bir sürü adam değil. Mesela Jefferson, bu adamla para ediyor olabilir. E, Unutmayayım ben bunu hemen yukarı göndereyim, satarız sonra. Belki bu adamla para ediyordur. Geri kalanını kulübe gönderelim, seni de seni de gönderelim. Son iki paket. Bu aralar paket açılışları biraz çoğunlukta oldu ama FIFA'nın başı Eee o yüzden paketleri açacağız yani. Allah baksana neler oluyor. Ama hiçbir şey de yok ha. Sırf sırf ışık kaçık yani. Brezilya stoper Marcelo SK Beşiktaşlı. Belki para ediyor olabilir Brezilya görevinden dolayı. Evet bu videoda son şansımız Van Stoat çıkarmak için birazdan. Eee fiyat nedir hocam? Hızlı sattan fazlaya gidiyor. Bunu bilmemiz yeterli şimdilik. Arda Turan geldi. Bir de birkaç tane Portekizli geldi. Bunları satarız. Son paketimiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olmuştur. Açalım bakalım. Haydi. Evet, bor geldi. İspanyol. Santa for Morata. Vay güzel. Güzel, güzel, güzel. Aslında İngiltere kadromuz şekilleniyor. Ee, i̇lk ay günden Morata, Lucas oyuncularını kullanabiliriz. Sonunda bir e, boardla bitirdik. En iyi board sayılmaz ama iyidir. Board boarddur. Evet, son paket bu şekildeydi. Morata'nın fiyatını bir kontrol edelim. 3-4 bin'e gidiyordur en azından diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar umarım. Güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.